hoş geldiniz. Çok soğuk bir yerdeyiz. Çok eksi 7 derece şu an burası. Yayladayız. Dağın ta en tepesindeyiz. Bilmiyorum, belki rakım şu an burada 900 bin metre civarı var. Bakın hala arkada karlar var. Görüyor musunuz? Bu karlar 4 gün önce yağdı. 4 gün oldu yağlı. Ona rağmen erimemiş. Artık buranın ne kadar soğuk olduğunu siz hesap edin. Burası arkadaşlar Ağrı değil, Erzurum değil, Kars değil. Burası Kuşadası. Kuşadası'na buradan 15 dakika mesafedeyiz. Birazdan sahile doğru ineceğiz. Buradaki 4 mevsimi size göstermek istiyorum. Dağda nasıl, suda nasıl? Birazdan göreceksiniz. Çok da rüzgar var. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Çok güzel yerlerdeyiz. Arkadaşlar şimdi biraz daha dağdan aşağıya doğru inmeye başladık. Fark ettiyseniz burada biraz rüzgar sesi azaldı. Yukarıda anamız ağladı var ya. Allah'ım nereye çıkmışız biz öyle? Ya arabayla çıkıyoruz. Tamam güzel. Hani sıcak. Ya, güneş de vuruyor. Ya herhalde havalar iyi burada. Abi bir indik arabadan. Allah'ım gebereceğiz. Nasıl soğuk var ya. Böyle 2-3 dakika bir şey çektik çekemedik. Yani şöyle bir 500 metre kadar geri geldik. Biraz da kuytu bir yer bulduk böyle. Şöyle bir yol aşağıya doğru gidiyor, kıvrılıyor. Birazcık sote kalıyor burası ki rüzgar birazcık azalmış burada. Hani gölge olmasına rağmen rüzgar pek yok. Burada biraz durunca dedik burada bir şeyler çekebiliriz yani. Biraz hava insansı burada. Ve bir baktık böyle çok da güzel bir kar manzarası yakaladık. Bembeyaz şöyle doğa. Bu kar yağlı 3 gün 4 gün kadar oldu. Çoğu eridi zaten. Bunun böyle bu bölge halkı ne fotoğraflarını çekmiş. Instagram, Facebook sallandı. Biz gelemedik, yoğunluk vardı. Hadi dedik bugün bir çıkalım. Erimiş karı yine de gördüm ama biz şimdi Ege bölgesinde yaşayanlar ömürleri boyunca 4 ya da 5 sefer kar görebiliyorlar. Ben erimiş de olsa görmem lazım diyerek bugün buraya geldim. Şimdi bu kara bir dokunayım ben. Yani elim bir kara değsin. En son herhalde askerde falan ben kara elledim ya. Şöyle bir kara dokunalım bakalım. Özlemişiz kar görmeyi ya. Haydi bismillah. Vay. Aman Allah'ım. Kar bunlar, kar. Bana kar yolla. Kar yolla. Hoppa! Çok güzel olmuş, yumuşamış. Bak. Vay. Gör Ege bölgesi, Ege. Kuşadası burası, yanlış olmasın. Kuşadası'nda kar topu, bak. Ağzıma yüzüme girdi. Abi girsin. Biz bunu dediğimiz gibi ömrümüzde birkaç sefer görme lüksüne sahibiz. Şuna bak ya, of. Çok güzel, pamuk gibi. Ama elleri donduruyor yani açıkçası var ya. Şimdi inanmayacağınız şeyler olacak. Buradan şimdi en fazla bir 10 dakika, 15 dakika kadar aşağıya ineceğiz. Ve Kuşadası sahiline döneceğiz. Orada da bambaşka bir hava böyle. Hani gömlekle, tişörtle sahilde oturanlar, çayını kahvesini içenler. Yaklaşık hava sıcaklığı belki bir 15 derece kadar oynayacak şimdi buradan oraya. Tabii gidip denize girmeyeceğiz de. Hani burayla oranın 180 derece ters olduğunu birbirine onu göstereceğiz size. Şimdi buradan yavaş yavaş aşağıya iniyoruz. Doğaya baka baka size de bu doğa görüntülerini göstere göstere buradan gidiyoruz. Kuşadası'nda birazdan buluşuruz. Hadi bakalım. Donmuşum var ya, hani ellerimi kesmiş kar ya. Arabaya bindim, oh sıcacık ya. Beni acilen Kuşadası'na götürün. Acilen deniz kenarına indirin beni. Geberdik soğuktan vallahi var ya. Enes kankam yine yanımda her zamanki gibi. Adam benim kahrımı çekiyor 2 gündür. Bu adam ne işim var dağlarda dese yeridir yani, ama vallahi hiç adam ağzını açmıyor ya. Güzel. Adam keyif alıyor, Allah razı olsun. Onun sayesinde o kadar güzel görüntüler yakalıyoruz, o kadar güzel fotoğraflar çekiyoruz ki kendisi resmen profesyonel bir fotoğrafır desek yani yeri var. Kankam benim valla, iyi ki varsın, Allah eyvallah razı olsun. Şimdi Kuşadası'na doğru iniyoruz, açlık kaloriferleri de buz gibi. Ya bak şu köpeklere bak, bunlar burada nasıl yaşıyorlar arkadaş ya? Ya burası kaç derece soğuk ya, bunlar burada nasıl yaşıyorlar hayret ya, helal olsun valla. Bak bir tane daha enik var burada bak. Yavrulardan mı bu? Av. Valla Allah yardım etsin bu köpeğe var ya, gece burası eksi 20 oluyordur arkadaşlar ya. Canavar gibi yaşıyor ama.
Şimdi deniz kenarına geldik arkadaşlar. Havanın güzelliğine bakar mısınız ya? Yani ne diyeyim, şu an belki bir 15 derece birden, belki 20 derece birden oynadı hava. İnanılmaz bir şey ya. Bak, köpek suyun içinde montları attık çıkarttık. Hava acayip güzel oldu ya. Ha! Hayır, burada. Haydi şimdi. Sahilde bir de köpeğimiz oldu. Denk geldi. Herhalde buralardan birinin köpeği. Çünkü çok akıllı bak. Atıyoruz geliyor, atıyoruz geliyor. Bizi ıslatmamak için bak uzağa gidiyor. Şişeyi uzakta bırakıyor çünkü bir çırpınıyor, silkeleniyor. Bizi ıslatmamak için. Onu bile düşünüyor hayvan. Abi deniz görmüş ya, akıllı. Ah şerefsiz. Arkadaşlar bir yazı yazayım dedim. Yazdırtmadı adam ya, baksana. Hayır, bu çok enteresan bir köpek ya. Arama kurtarma köpeği olabilir. Bir şeyler mi arıyor? Abi biz düşecek diyoruz. Hani suya atmayayım dedim artık pet şişeyi daha fazla. Ya ben atmasam da suya giriyor ya. Yoksa köpek balığı mı lan bu? Anam bu ne? Allah cezanı, Doberman geldi. Allah kahretmesin, bu ne? Oğlum. Arkadaşlar burada çok acayip şeyler olmaya başladı. Oğlum. Bu da güzel bir köpek. Evren ben gidiyorum. Başkası çeksin videonu. Abi kim çekerse çeksin ha. Yani sevdiğimiz güzel bir hayvandır bu da. Şu an dikkat ediyorsanız kıpırdayamıyorum bile. Yani bu video buradan sonra haberlere çıkabilir. Bak o kazdı, o da geldi kazdı bak. Allah Allah. Bildiğiniz hayvanlar rahatsız burada bak. Bir tanesi yamyam gibi yani, bu bizi yiyecek zannettik. Yanımıza kadar geldi. Bir tanesi suda yüzüyor. Buranın hayvanları kırlatmış abi. Abi yazın sıcak, kışın sıcak. Bunlar iyice bozmuş kendini yani bak. Oğlum kızım. Abi çok iyi ya. Şunların güzelliğine bak 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 bak. Aha. Aha, öteki yemedi. Sen hadi. Hadi yürüsene. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey şahane burada. Kuşadası sahilindeyiz. Kadınlar Denizi mevkiindeyiz burada. Arkada görüyorsunuz Enes var. Köpeklerle oynuyor. Köpekleri gezdiriyor. Bayılıyorlar, suya gidiyorlar, geliyorlar. Attığınız şeyleri geri getiriyorlar. Burada tanıştık biz de onlarla. Biri Golden, biri Doberman. İki tane köpekle denk geldik. Harika uyumlular birbirlerine de. Felaket kıpır kıpır oyun oynuyorlar. Dört mevsim birden yaşıyoruz. Kuşadası'nda dediğimiz gibi. Biraz önce dağın tepesindeydik. Karlarla beraberdik. Şimdi sahildeyiz. Neredeyse tişört gömlek oturulabilecek bir noktadayız. Hatta hava durumunu kontrol ettik. Belki yarım saat, bir saat kadar sonra yağmur geliyor. Eğer bir yağmuru da yakalayabilirsek, bir de size onu da çekebilirsek cidden dört mevsimi bir arada görüntüleyebildiğimiz bir video olmuş olacak. Durumlar böyle arkadaşlar. Burası Kuşadası Kadınlar Denizi mevkii. Burası normalde yazın göbeğinde iğne atsanız yere düşmez. Full kalabalık. Kuşadası sahilleri zaten öyledir.
Kuşadası'nda iki tane sahil var, plaj var, denize girebilecek olduğumuz. Onların ikisinin de yaz görüntüleri muazzam. Cıvıl cıvıl, her millet, her türlü insan, her türlü güzellik, kum, güneş, müzik, buralar disco disco party. Kışın da böyle sakinlikleri var, kışın da güzellikleri var. Biz bu bölgede yaşadığımız için bu kış güzelliklerinden de yararlanabiliyoruz. Arkadaşlar bugünkü videoyu böyle kapatalım artık. Bugün size Kuşadası'nda kışın neler yapılır, dört mevsim bir arada nasıl gözlemlenir bunu göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar videomuza bol bol like istiyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkada Enes'ten köpeklerle şov görüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Evet arkadaşlar, iki mevsimi bir arada yaşıyoruz dedik. Bir anda kar vardı, deniz kenarında yazdan kalma bir gün. Ve bakın üçüncü bir mevsim daha eklendi. Acayip bir yağmur başladı şu an. Geri dönüş yolundayken yağmur bizi yakaladı. Üç mevsimi birden bugün görmüş olduk. Buralarda işler çok enteresan. Ege bölgesinde olaylar şahane. Şok şok şok. Felaket bir yağmur indirdi vallahi. Beklemiyorduk bu kadar. Yani daha geç saatlerde olacağını düşünüyorduk ama birden yağmur da koyuverdi. Üçüncü mevsimi de size görüntüleme şansımız oldu. Şimdi biz yola bakalım dikkatli bir şekilde ilerlemek için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.